Merhaba arkadaşlar, hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzel bluzumuzun anlatımını yapacağız. Eee bluzumuzu ben biraz hazırladım motiflerimizi falan. Ee, ta baştan itibaren motifler, ekleme, kol hepsini göstereceğim sizlere. Eee bluzumuz e, 28 motiften oluşuyor. Kollarımız zaten e, böyle düz olarak gideceğiz. Bu detaylarımızı hepsini anlatacağım size tek tek. Benim ipim e, Alize Cotton Gold. Siz istediğiniz iplerden de, istediğiniz motiflerden de yapabilirsiniz tabii ki bu bluzu. Ben şimdi size motiften başlayarak göstereceğim. Biraz hazırladım ama size ilk etapta motifi nasıl yapılacak onu göstereceğim. Şimdi şu burada kalsın. motiflerimiz böyle yuvarlak ama birleştirirken kare oluşturarak birleştireceğiz bluzumuzu bu bluzumuz 36-38 beden ee, bunu büyütmek için de arkadaşlar onları da anlatacağım size nasıl bedeni büyütebilirsiniz falan onları da söyleyeceğim şimdi başlangıç olarak motifimizden başlayalım şöyle bir rengimi aldım Evet. 6 tane zincir çekiyoruz. Bu arada tığ numaram 3. Alize Cotton Gold ip tığ numaram 3 no. Eee siz elinizin tabii ki gevşekliğine veya sıklığına eee itap siz hangi şeyi kullanacağınızı kendiniz daha iyi bilirsiniz. Şimdi altı zinciri çektik ve ilk başlangıç yerine bu zincirimizi şu şekilde ilmek çekerek kaydırdım ve bir yuvarlak oluşturdum. Bunu isterseniz, ben zincir çekerek yaptım ama isterseniz sihirli halka da yapabilirsiniz. 1, 2, 3 zincir çekip ilmeğimizi alıyoruz. Trabzan yapıyoruz, ikili trabzan. Bu boşluğun içine ikili trabzan dolduracağız. Tam 16 tane ilmeğimizi aldık. 2 kere de çıkartıyoruz. 1, 2. Bu şekilde 16 tane şu baştaki zincirle birlikte 16 tane e, trabzan yapalım. Tam 16 adete oldu şu an. Bu ilk başta da 3 tane zincir çekmiştik. Oraya hiç ilmek almadan bu yaptığımız işlemi buraya bağlıyoruz. Şu şekilde kaydırdım. Ve bir zincir çekip bu ipimizi artık kırıyoruz. Evet. Tam orta yuvarlağımız bu şekilde. Şimdi diğer rengime geçeceğim. Bu renkle yapacağım şimdi üstüne de. Herhangi bir yerinden bakın şöyle. Herhangi buradan yapmayalım. Aynı başlangıç noktası olmasın. Herhangi bir yerinden şu şekilde çıkarttım ilmeğimi. Bunu her zaman nasıl yapıyorduk? arkadan şöyle bir çeviriyoruz bir zincir çektim ve bunu içeriden şimdi kaybedeceğim ama örerken bunu göstereceğim şimdi size şu ilmeğimizi uzatıyoruz bunu ne kadar güzel uzatabilirsek ee şu yerimiz daha güzel bombil olacak uzattık birazcık ilmek aldık aynı yere uzatarak bir 2 3 ve 4. Bu şekilde 4 tane yapıp elimizde bu şekilde bekletelim ve şurayı tutuyoruz. Şu ilmeğimizi tutuyoruz. Bur bir hepsini birden çektik. Ve bu tuttuğumuz ilmeğin arasından geçerek şu şekilde bağladık. Bunu neden yaptık arkadaşlar? Bu fıstıklar biraz e, bozuluyor. Hepsini birden çekersen ama o bir tane tuttuğumuz yeri yaparsak eğer fıstıklarımız bozulmayacaktır. Şimdi arada bir, iki zincir çekip diğer ilmeğin yani şu aradaki boşluğa geldik. Her bir boşluğa dört tane böyle fıstık yapacağız. İlmeğimizi aldık yine. Hemen yanındaki boşluğa uzatıyoruz. 1 ilmek aldık. 2 ilmek aldık. 3 ilmek aldık. 4. 4 tane yine yaptık uzatarak. Şu ilmeğimizi yine tutuyoruz başlangıçta. Çektik. Şuradaki ilmeğimiz duruyor. Sonra içerden tuttuğumuz ilmeği bu şekilde. Bir, iki zincir çekiyoruz yine. İlmek aldık. Şimdi diğer yandaki boşluğa uzattık. Bir, iki, üç, ilmeği biraz aradan çektim. 1 2 3 4 Şu şekilde uzatıyoruz. Şu ilmeğimizi tuttuk. Hepsini çektik. Ve şu aradan Evet. 1 2 zincir çekiyoruz. Biraz daha yaklaştırayım isterseniz. Evet, daha iyi oldu sanki. İlmeğimizi aldık. Hemen yandaki boşluğa uzatıyoruz. 1 ilmek aldık. 2 ilmek aldık. 3 ilmek aldık ve 4. Uzattık bu şekilde. Şurayı tuttuk arkadaşlar. Şu ilmeğimiz kalacak şekilde çektik. Buradan ilmek almadan arasından geçirdik. Hepsini birden çektik. Bakın fıstıklarımız daha düzgün oldu. 1 2 Tekrar yan taraftakine gidiyoruz. Aralar hep iki zincir. Her boşluğa dört tane böyle fıstık yapacağız. Bir, iki, 3 ve 4. Bunu eğer ki burayı tutmazsak birden çekersek arkadaşlar sonra fıstıklar bozuluyor. Yani bunlar e, ilmeklerimiz böyle gevşiyor, bozuluyor. Burayı tutuyoruz. Şurayı çektik. Arasından geçirdik tığımızı. Hepsini bir çekiyoruz. 1 2 3. Bu şekilde sona kadar her ilmeğin arasına 4 tane fısıltık yaparak 1 2 3 4 Yani bunlardan 16 tane olacak aşağıdaki gibi. 1 2 Hemen diğer boşluğa geçtim. 1 2 3 4 Aradan geçirerek bu ipimi de arada bakın kaybediyorum arkadaşlar. 1 Bunu ne kadar güzel uzatabilirsek o kadar güzel olacak fıstıklarımız. 2 3 ve 4 sona kadar bu şekilde gelelim arkadaşlar Evet sona geldim Tam 16 tane fıstık oldu bunlara fıstık diyoruz Şunları e, hiçbir ilmek e, atlamayalım arkadaşlar Ona hep sayın ki e, sonra birleştirirken denk gelmez sayılarımız 16 tane Alt sıramız 16 tane de ikinci sıramızda fıstıklar oldu 2 zincir çekip ilk başlangıç yerine Tam tepesine ilmeksiz bunu da sabitliyoruz şu şekilde kaydırarak ve bir zincir çekip bu ipimizi de kestik. Şöyle yaparak hiç kıvrıldı falan demeyin, elinize böyle düzeltebilirsiniz. Bu da eli tüsüdür. E, çok önemli aslında bu eli tüsü arkadaşlar. Bunu hemen içeriden ben mi kaybediyorum? Ve üçüncü sıraya, en son sıramıza geldik. şimdi üstünde turuncu geçeceğim yine bir önceki başladığımız gibi herhangi bir yerinden ilmeğimizi tığımızı bu boşluktan şöyle geçirdik ipimizi aldık ve şu ipi şunu çevresinden dolandırdık sabitleyelim ve bir zincir çekip bunu bir sıkıca e, sabitledik şimdi 1-2-3 zincir çekiyoruz başlangıç olarak ilmeğimizi alıyoruz aynı boşluğa şu şekilde yarım olarak bir kere de trabzanımızı çıkarttık bu ilmeğimiz kaldı ilmek aldık tekrar aynı yere battık ve şurada iki tanesini alıyoruz 3 tane ilmeğimiz kaldı bu sefer burada bunu komple birden çektik yani şunları üstüne toplayarak gideceğiz. Şimdi burada 1, 2, 3 zincir çekip diğer boşluğumuza yapacağız. İlmeğimizi alıyoruz. Şu boşluğa çıkarttık. Trabzanı yarım aldık. İlkin iki tanesini aldık. 2 tane kaldı şimdi tığımızda. İlmek aldık. Aynı yere tekrar battık ve iki tanesini aldık 3 kaldı ilmeğimizi aldık aynı yere tekrar yapıyoruz İki tanesini çektik bu dört taneyi birden çekiyorum burada üç tane oldu ama ilk başta zincir yaptığımız için arkadaşlar bu dört taneyi çektik bir iki üç zincir çekip ilmek alıp diğer boşluğa yani trabzanları yarım yapıyoruz şu şekilde tığımızda bıraktık ilmek aldık Tekrar aynı şekilde yaptık. İlmek aldık. Aynı boşluğa yarıya iki tanesini aldık. Dört tane yine kaldı bakın. Şimdi bunu hepsini birden çektik. Bir, iki, üç zincir çekip bu şekilde her bir boşluğumuza üçüncü sıramızı geçeceğiz. Dört tane kalıyor hepsini birden çekiyorum 1-2-3 şimdi bunu yaparken şöyle kıvrılabilir hiç üzülmeyin şimdi ben size yine el tüsüyle düzelttiğini göstereceğim 1-2-3 hepsini birden çektik 1-2-3 zincir çekip ilmek aldık diğer boşluğa 1-2-3 3 ve hepsini birden çekiyoruz. 1 2 3 zincir çekiyoruz. Diğer boşluğa ikili trabzanın yarısını aldık. İlmek aldık. 2 tanesini tekrar aldık. 3 tane kaldı. ilmek aldık. Tekrar aynı yere battık. 2 tane daha alıp ve 4 taneyi birden çekiyoruz. Aralarda 3 zincir çekerek sona kadar gelelim. Her bir boşluğumuza aynı şekilde devam edelim. Şimdi sona geldik. Benim motifim neden kıvrıldı diye üzülmeyin. Bakın benim de kıvrılıyor ama şimdi göstereceğim düzeltme şeklini. En sona geldik. 3 tane zincir çektik. Ta i̇lk başlangıç yerimize ilmek almadan buraya bunu içinden kaydırarak sabitliyoruz. Şu şekilde. Ve bir zincir çekip ipimizi kırdık. Şimdi kıvrıldı değil mi arkadaşlar? El ile bunu düzeltiyoruz. Buna el ütüsü diyoruz arkadaşlar. Bakın dümdüz oldu. Şimdi motiflerimiz bundan ibaret. 3 sıra istediğiniz renkleri kullanabilirsiniz sizler. Bakın şu şekilde rengarenk yapabilirsiniz. Motiflerimiz tam 28 adet olacak. 28 adet motifimizi hazırladıktan sonra yine şöyle çapını da ölçeyim isterseniz. Tam 9 santim. Benimkisi. Bu istediğiniz motiflerden dediğim gibi de yapabilirsiniz. Şimdi sizlere nasıl motifleri birleştireceğiz nasıl yapacağız onu göstereceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle tekrar bir anlatacağım önce. Şimdi ben bunu, e, bu vücudu şu şekilde bir göstereyim. Yani şu alt kısımdan başlayarak komplesini birleştirerek gittim. Hiç şey yapmadan. Ama bunu bilen arkadaşlarımız daha iyi bilirler. Bilenler istediği gibi de birleştirebilir. Tam motiflerimiz 28. Yani 14. Şöyle 4 sıradan. 1, 2, 3, 4 tane... E, motiften 3 sıra yapıyoruz birer de omuzlara. Arkada aynı şekilde, önde aynı şekilde. Bunu bilen arkadaşlarımız istediği şekilde e, birleştirebilir. Hiç ip kopartmadan. Biz de ip kopartmadan yapacağız ama ben hiç bilmeyenler için de biraz daha kolaylaştırdım. Bu şekilde biraz e, anlatması da hani e, yapmanız da zor olur diye. Mesela ben şu şekilde size hazırladım. İlk parçamız yani bir parçası bu. 4 tane motiften 3 sıra bir de omuzlar. Şimdi diğerini de sizinle birlikte yapacağız bunu. Bu ikisini de birleştireceğiz sonra kollara geçeceğiz. O yüzden iki parça hazırladım ben böyle. E, bunu nasıl birleştireceğimizi göstereceğim. Bunu kaldıralım. Şimdi ben motiflerimi 28 tane zaten yaptım. Şimdi ben motiflerimizi şu şekilde hazırladım. Ve istediğiniz yerlerde şu şekilde dizayn edebilirsiniz. Şunu bir kenara koyalım. motiflerinizi örüyorsunuz ve böyle dizelim motifleri. Tabii sizin renkleriniz farklı olabilir. Nasıl istiyorsanız yerleştirme şeklini yaparsınız. Bu ön yani şu 3 sıra birer de omuzlara bu şekilde şöyle göstereyim daha detaylı olsun. Şimdi birleştirme tırma işlemine geçiyoruz. Bunu böyle dizdik değil mi arkadaşlar? Şimdi şu tam şu köşeden başlıyoruz. Buradan bu yuvarlak motiflerimizi kare yaparak hem de birleştirerek nasıl gidildiğini göstereceğim. İlk başlangıç olarak buradan başlıyoruz. Böyle geliyoruz. Üst sıraya geçiyoruz. Sonra böyle gidiyoruz. Sonra onları da yaparak etrafını dolanıp ve e, bluzumuzun bir tarafı da bitmiş olacak. Ben bir tarafını dediğim gibi hazırladım. Bunu da yapıp birlikte yapacağız. Diğeriyle birleştireceğiz daha sonra. Şimdi bir tane zincir çekerek bu ilk baştaki buradaki motifimi aldım arkadaşlar. Ve zemin rengine geçtik artık. Motiflerimiz hazırladıktan sonra zemin rengine geçiyoruz. Herhangi bir boşluktan başlayacağız. İpimi şöyle bir sabitledim. Bunu da bazen de böyle sabitliyoruz tabii ki. Bir tane zincir çekerek buraya sabitledim arkadaşlar. Şimdi burada 1 2 3 tane zincir çektim. Bu başlangıç yerimiz köşe olacak şimdi. Bu köşelerde yani şöyle de göstereyim size. Şu köşeler. Bu köşelerde 2 ilmek alacağız ama 3 kere de çekeceğiz. Şu aradaki 1, 2, 3 tanesi normal trabzan, ikili trabzan ama köşelerimiz her zaman şu şekilde. İlmeğimizi aldık arkadaşlar. Biraz daha şöyle yapıyorum tekrar. İlmeğimizi aldık. Aynı yere biraz uzatalım bu köşeleri ki kare olacak motiflerimiz çünkü. Bir uzattım. 2 ve 3 kere de çektik. Tekrar bir tane ilmek aldım. Aynı yere önce bir tanesini uzattım 2 sonra 3. Yani köşeler olacak burada. 3 tane yaptıktan sonra 1 2 3 4 tane zincir çekip Pardon bu köşemiz yarım diğer gelince tamamlayacağız. 2 tane bir tane zincir çekip bir tane zincir çekiyoruz ve ilmeğimizi aldık. Diğer boşluğa normal trabzan yapıyoruz, ikili trabzan. Üç tane. Bir zincir çektik diğerine. Şimdi birleştirmeleri nasıl olacağını göstereceğim arkadaşlar sizlere. Üç tane, bir, iki, üç. Bunlar köşe. Şu ilk baştaki köşe. Şimdi şuraya da bir köşe oluşturacağız ilmeğimizi aldık köşelerde ne demiştik 1 uzatarak 2 3 tane çekiyoruz ilmek aldık 1 2 3 kere de çekiyoruz ee, siz bunu yapamam ben çok uzatamıyorum falan derseniz 2 milisi alıp öyle de 3 kere de çıkabilirsiniz hiç fark etmez yeter ki bu köşeler biraz uzun olsun çünkü e, yuvarlak motifi kareye çeviriyoruz Burada 4 zincir çektim. İlmek aldım ve aynı yere köşemi oluşturuyorum. 1 2 3 kere de çekerek. 3 tane yaptım şu şekilde. Bir zincir çekiyoruz. Sonra ilmeğimizi aldık. Diğer trabzanlara geçiyoruz. Yani şu trabzan 3 tane hep aralarda 3 trabzan hep köşe. 3 trabzandan sonra her zaman köşe Buz bitene kadar da böyledir arkadaşlar. 3 trabzanlı mesela 1 2 3 tane normal trabzan sonra köşe. Bu normal trabzanların 3 tane yapıp aralara bir zincir çekerek diğerine geçiyorum. 3 tane oldu yine. Bir zincir çektim. Şimdi burada köşe olacak yine. İlmeğimizi alıyoruz. 1 2 3 Uzatarak 1 2 3 1 2 3 Evet. Bakın. Köşe oluyor. 1 2 3 4 zincir çekip ilmeğimizi aldık. 1 2 3 kere de çıkartıyoruz. İp koparmadan nasıl birleştirilir zaten bir videomuz var. Oradan da bakarak yapabilirsiniz. Buradan da yararlanabilirsiniz. Şimdi köşemizi oluşturduk. Tekrar 3 tane yaptık. Aralar bir zincir. Şimdi 3 üç, üç tarafı yaptık. Üçüncü yerdeyiz. Bakın bir zincir çektik. Diğer köşemize geldik. Yine burada bir köşe oluşturuyoruz. Şu 3 taneden sonra. Bakın 1, 2, 3 taneden sonra. Köşemizi oluştururken. Bir tanesini yaptık. Sonra arkadaşlar şöyle tutunca anlayacaksınız şimdi birleştirmelerimi. Şimdi bu in, bu motifimizi buna birleştireceğiz. Buna bir zeminimizi oluşturduk. Buradakini buna birleştireceğiz. Sonra geleceğiz böyle. Sonra bunu buraya birleştireceğiz, gideceğiz, geleceğiz. Sonra bunu buraya birleştirip, sonra üst sıraya geçeceğiz. Kenarları en son sıra, yani şu kenarlar en son sıra geçilecek. Şimdi yarım, bakın yarısını yaptım, değil mi köşenin yarısını yaptık. Burada bir iki zincir çekip ters tarafını bana baktı. Diğer motifimizi aldık. Düz tarafı bana bakıyor. Yani iki tersler içeride kalacak şekilde ilmeğimizi aldık. Hemen köşemizi yapıyoruz buraya. 1 2 3 uzun çekerek 1 2 3 1, 2, 3. Bak düzler dışarıda, tersler iç tarafta olacak şekilde. Bir zincir çekiyoruz şimdi. Şimdi buna ekleyerek diğer boşluğa şuraya tığımızı taktık. Bakın arkadaşlar. Çektik. Bir zincir çekiyoruz. İlmeğimizi aldık diğer boşluğa geçtik. 3 taneyi yaptık. Bakın şöyle oldu. Bak şunlar köşenin yarısı. Sonradan tamamlanacak demiştim. Şimdi bunu her boşluğa bir zincir çekiyoruz. Şöyle yapıyorum. İçeriden tığımı çektim ilmeğimle birlikte. Bir zincir Çekiyorum. Affedersiniz. Ve diğer boşluğa. 3 tane trabzanımızı tekrar yapıyoruz. Bakın şöyle göstereyim. Burada bir zincir çekiyoruz. Bunu yapamayanlar arkadaşlar şöyle de yapabilirler. Hiç fark etmez. Yeter ki bunu buraya sabitleyelim. Bir zincir çekip diğerine. 1 2 3 Bakın. Bir zincir çektik. Diğer boşluğa geldik. Buradan çıkartıp sabitledik. Şimdi bakın 3 tane yaptıktan sonra köşeye geldik. 1 2 3 oldu. Şimdi köşe. Uzatarak bir, iki, üç kere de çıktık. Burada iki zincir çekiyoruz köşe olduğu için ve şöyle de yapabilirsiniz, böyle de yapabilirsiniz. Burada tam ortasına boşluğa sabitledik iki zincir çekerek şuraya geçiyoruz. Diğer, pardon. Köşe oluşturmadık. Hemen buraya köşemizi yapalım. Ilmeğimizi aldık. Aynı yere 3. Bakın. 1, 2, 3. Bir zincir çekiyoruz. Diğer boşluğa 3 tane trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekip diğer boşluğa geçiyoruz. Bir zincir çekip diğer boşluğa tekrar 3 tane trabzan yapıyoruz. Bir zincir çektik. Bakın 3 tane oldu. Şimdi yine köşe. Yani şu dediğim gibi unutmayalım. Şu aradakiler her zaman 1, 2, 3 tane olacak. 3 taneden sonra tekrar köşe yapıyoruz buraya. Uzatıyoruz. 3 kere de çıkartarak. Evet. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyoruz. Köşeye burası arkadaşlar. İlmeğimizi aldık. 1, 2, 3. Ve bir zincir çekip diğer tarafa 3 tane trabzan yapıyoruz. Şimdi tekrar göstereyim ne yaptığımızı. Bakın. Birleştirerek gittik geldik. Nasıl burada bunu birleştirdiysek bunu da buraya birleştireceğiz. Gideceğiz tekrar düz şu şekilde bu köşeyi birleştirip düz şekilde gidip aşağı ineceğiz yine. Sonra bunu birleştireceğiz. Hep birleştirme şu şekilde olacak. Tekrar gösteriyorum. Üçüncüyü de yapıyoruz. Bir zincir çektim ve ne oldu? Bir, iki, üç tane, bir, iki, üç taneyi yaptık ve köşeye geldik. İlmeğimizi aldık. Uzatalım. Bir, iki, üç kere de çıkarttık. Bir, iki, üç kere de çıkarttık. Bir, iki, üç kere de çıkarttık. Ve burada iki zincir çekip 3 de çekebilirsiniz fark etmez. Şöyle olmuş oldu gördünüz arkadaşlar. Bu zemini de oluşturduk bunu buraya ekleyeceğiz şimdi. Bu zemin olmadan diğer motif hiç ekleyemezsiniz çünkü eklenecek yer olmaz arkadaşlar. Bir zemin hazırlamamız lazım diğerini eklememiz için. Şimdi iki zincir çektik yine burası ters. Diğer motifimi aldım elime şu şekilde tersler içe bakıyor düzler bana bakıyor bir de dışarıya bakıyor şekilde ilmeğimizi aldık herhangi bir yerinden köşe yapıyoruz önce uzattık 3 kere de çıkartıyoruz Evet yani yarısını yaptık diğer köşelerin yarılarını bu giderken tamamlayacağız Şimdi şununki gibi yapıyoruz. Bir tane zincir çektik. Yine şuradan diğer boşluğa sabitledik. İlmeğimizi alıp trabzanımızı yapıyoruz 3 tane. Tekrar bir zincir çektik. Karşı tarafında hemen yanındaki boşluğa hiç atlamadan birleştirdim. 3 tane trabzan yaptık. Diğer boşluğa Şimdi köşeye geldik yine arkadaşlar. Bakın. Zaten mantığı anladınız. Şuraya geliyoruz. Böyle gidiyoruz. Buradaki yaptığımız gibi. Şu köşeyi de ekleyeyim. Sonra göstereceğim yine. Köşedeyiz. 3 tane yaptık. 2 zincir çektik. Diğer zincirin ortasına ilmeksiz bunu sabitledik. 2 zincir çektik ilmeğimizi aldık aynı yere köşemizi oluşturuyoruz burada tabi evet bir zincir çekip yine devam ediyoruz buraya geldik 1 2 3 tane yapıyoruz köşeyi geliyoruz köşeyi yaparken buraya köşeyi yapıyoruz. Tekrar 3 tane yapıp aşağı geldiğimizde arkadaşlar bir köşenin yarısını yapıyoruz. Aynı buradaki işlemi bunu uygulayacağız. Bunu da buraya eklemiş olacağız. Şuraya geldikten sonra. Şimdi böyle gelelim. Sonra bunu da ekleyelim. Şu başa gelene kadar geliyorum. Evet arkadaşlar. Böyle geldik. Böyle geldik. Böyle geldik. Ve şu tepede Şöyle motifimiz burada kalınca, şimdi büyük sıraya geçeceğiz arkadaşlar. İki tane zincir çektik. Şimdi bunu buraya, sonra yukarı çıkacağız, inerek diğerini böyle, şu aralardan. Hani şekil olarak göstereyim, sonra nasıl yapacağımızı da gösteriyorum. Şimdi iki tane zincir çektik, buraya bir üst sıraya diğer motifimizi ekleyeceğiz. İki tane zincirimizi çektikten sonra milimizi aldık, yine. Pardon, ilmeğimizi aldık ve yüzler bana bakıyor motifin ve herhangi bir boşluğundan bir köşesini yapıyoruz yani köşesinin yarısını. Evet, şu şekilde. Şimdi bir zincir çekip köşeyi tamamlamıyoruz tabii bu kenarlar olduğu için köşeyi sonra tamamlayacağız. Anlayacaksınız zaten bittikten sonra. Şimdi bir zincir çekip karşı boşluğuna yan hemen karşı boşluğuna ekledik. 1 2 3 zincir çekiyoruz. Hemen diğer boşluğa hemen ipimizi çıkarttık. Eklemeleri artık göstermiyorum. Zaten ilk başta gösterdim. Eklemeler hep aynı olacak zaten arkadaşlar. Buraları biraz daha seri geçiyorum 3 zincir çektik diğer yandaki boşluğa 3 taneyi tamamladıktan sonra köşe yani yine göstereyim şöyle şu şekilde oldu şimdi köşeyi yapacağım köşede arkadaşlar bir saniye şunları biraz şöyle Hı. şimdi bu bir iki üç tane yaptık hep üç taneden sonra köşeydi değil mi şimdi iki tane zincir çekiyoruz ilmeğimizi aldık köşemizi oluşturalım uzun çekerek üç tane 3 kere de çıkartıyoruz trabzanlarımızı. 2 zincir çektik. Hemen şu yaptığımız köşe bu 2 zinciri oraya şu şekilde sabitleyelim. İlmek almadan. Ve 2 zincir çekip tekrar şöyle göstereyim. İlmeğimizi aldık. Aynı yere köşemizi tamamlayarak yukarı çıkıyoruz. Bakın. Bunda da bu yukarıya çıktıktan sonra diğer motifimizi ekleyeceğiz arkadaşlar. Köşemizi bakın şu şekilde yaptık. Şimdi yine bir zincir çekip 3 tane trabzanlarımızı yapıyoruz. Aralar bir zincir 2 3 bir zincir, bir zincir, ilmeğimizi aldık ve üç taneden sonra, bakın 1 iki üç tane den sonra köşemizi yapıyoruz. Bir tane yarım köşe, iki zincir çekiyoruz. Bakın, tam köşemizi tamamlamadan onu da yukarıda tamamlayacağız. Yarısını yaptık. 3 tane yaptık. Şimdi diğer motifimize geçiyoruz. Bunu ters çevirdik yine. Motifimizi aldık. Yüzü her zaman bize bakacak. ilmeğimizi aldık. Herhangi bir boşluğuna bir 2 üç kere de çıkarak bir köşe yapıyoruz yine. Sonra aşağı gideceğimiz için bunların da yarım köşeleri bir üst sırada olacak. Bir tane zincir çekip şu şekilde hemen yan tarafa boşluğa karşılıklı şekilde bağlayacağız. Hemen diğer köşeye karşı boşluğa yine 3 taneyi tamamladıktan sonra şunu da bağladım şimdi yine köşeye geldik 1 2 3 şimdi yine tekrar köşe ilmeğimizi alıyoruz 3 kere de çıkarttık Şimdi bir iki zincir çekip tam bu e, ortaya ilmek almadan sabitliyoruz iki zincirden sonra. Tekrar iki zincir çekip köşemizi tamamlayacağız. Köşeyi köşelere bağladık. Aynı yere köşemizi oluşturuyoruz. bir zincir çekip hemen karşı boşluğuna tekrar şöyle göstereyim yanlışlık olmasın bakın köşemizi buraya bağladık şimdi yine karşılıklı bu şekilde gideceğiz şuraya geleceğiz diğer motifimizi ekleyeceğiz bunu da yapalım tekrar göstereceğim zaten bilen arkadaşlarımız bunu nasıl yaptığını mantığımız anladıktan sonra çok basit olacak eklemesi karşılık hem burada bu motiflerde tek zorlandığımız şey arkadaşlar e, yuvarlak motife hem köşeli motife çeviriyoruz hem de ekleme işlemini yapmış oluyoruz şöyle tutayım yine bakın şimdi buraya yine. 3 taneden sonra şuraya köşemizi yapıp buraya sabitleyip yukarı çıkacağız. Nasılsa burada yaptığımız gibi aynı işlemi şöyle göstereyim. Buraya bağlayacağız, yukarı çıkacağız, geleceğiz, yukarı bağlayacağız. Böyle yapacağız. Buradan yukarıya çıkacağız ve burada şuraya gelene kadar hepsini ekleyelim arkadaşlar. Şu köşeyi de tekrar göstereyim yine. bağladım ortaya. Şimdi tekrar buradan köşemizi yapıp şu yukarıya yarım köşeyi yapana kadar geliyoruz. Sonra bunu bunu diğer burada yaptığımız işlemi diğerlerinde de yapıp diğer köşeye gelelim.